A, B, C, D, E, F kümesi iki elemanlı üç alt kümeye kaç farklı şekilde ayrılabilir diye sorulmuş arkadaşlar. Buna benzer bir soru çözmüştük aslında. Sanırım şöyleydi. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bu kümeyi 3 elemanlı 2 alt kümeye kaç farklı şekilde ayırabiliriz demiştik. Aslında mantığımız 6'nın üçlüsüydü. Yani 6 faktöriyel bölü 3 faktöriyel çarpı 3 faktöriyelden kaçtı arkadaşlar? Kaç geliyor buradan? 20 durum geliyor. Ama demiştik ki 3, 4, 5'i seçtiğimizde otomatikman karşıya 6, 7, 8 geldiği için tekrar biz 6, 7, 8'i seçtiğimizde de karşısına 3, 4, 5 geleceği için bu durumları iki defa saymış oluruz. Onun için bu sanki tekrarlı permütasyon gibidir. 20'yi bizim kaça bölmemiz gerekir demiştik? 2 faktöriyeli bölmemiz gerekir. 2 tane üçlü olduğu için. 20 bölü 2 faktöriyelden cevabımız kaç çıkmıştı yani arkadaşlar? 10 çıkmıştı. Burada da buna benzer bir mantık yapacağız arkadaşlar. Çünkü iki farklı kümeye ayırmak istiyoruz. İki alt kümeye. Onun için burada bu iki faktöriyle bölmemiz gerekiyor. Şöyle dese farklı olurdu. Buradan seçilen kişiler işte üç tanesi Ankara'ya gönderecek. Mesela altı kişi olsun burada. Üç tanesi Ankara şehrine gidecek. Üç tanesi İzmir şehrine gidecek dese o zaman bölmemize gerek yok. Çünkü seçtiğimizde farklı şehirlere göndermiş oluyoruz. Ama burada sadece alt kümeye ayıracağımız için bu bölme işlemini yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Burada da önce altının içinden bir ikili seçeceğiz. 6 çarpı 5 bölü 2 çarpı birden kaç gelmiş olacak? 15 durum gelmiş olacak. Daha sonra kalan 4 kişinin içinden de ikili seçeceğiz. 4 çarpı 3 bölü 2 çarpı birden 6 farklı durum da buradan gelmiş olacak. En son 2'nin ikilisi dediğimizde zaten kaç çıkmış olacak? 1 çıkmış olacak. Aslında 15 çarpı 6'dan bizim kaç durumumuz var gibi? 15 çarpı 6 çarpı birden 90 farklı durumumuz var gibi. Ama dediğim gibi bunların her biri ikili olduğu için ben AB'yi başta da ortada da sonda da seçebileceğim durumları da burada saydığım için 3 tane ikilim olduğu için 90'ı o 3 tane ikilinin getirdiği 3 faktöriyle böleceğim ve buradaki alt kümeye ayırma işlemi 90 bölü 3 faktöriyelden 15 farklı şekilde olabilir diye bulmuş olacağım arkadaşlar. Güzel farklı bir soru tipi. Umarım açıklayıcı olmuştur. Aklınıza yatmadıysa söylerseniz tekrar anlatmaya çalışırım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, A'dan B'ye yollarımız var. Gidilen yol tekrar kullanılmamak üzere A'dan B'ye kaç farklı yoldan gidilebilir denilmiş. Bakın burada mavi yollar var, buradan kırmızı yollar var. Şimdi A'dan yola çıkalım, bakalım B'ye kaç farklı şekilde gideceğiz. Öncelikle bakın burada hareket ettik. Şurada seçim yapabileceğimiz kaç durum var? Bir buradan, bir buradan. İki yolumuz var arkadaşlar. İkisinden birini seçtik. Şimdi diyelim ki yukarıdan gittik. Buraya ulaştığımızda artık bu noktadayız arkadaşlar. Ya sağa devam edeceğiz ya da aşağıya devam edeceğiz. Yani karşımıza kaç seçenek gelmiş oluyor? İki seçenek daha gelmiş oluyor. Diyelim ki aşağıdan gittik arkadaşlar. Bu noktaya ulaştığımızda geri dönemeyeceğimiz için sola seçenek yok. Tek seçenek sağa gidiş oluyor arkadaşlar. Yani buradan indiğimizde tabii sola gitmiş oluyoruz. Yani karşımızda şu an bir seçenek var. Onu yazmıyorum. Buradan geldik, bu noktaya ulaştık. Şimdi yine ya yukarı ya sağa yapacağımız için yine iki seçeneğimiz var arkadaşlar. Diyelim ki sağdan devam ettik. Yine karşımıza kaç seçenek çıkıyor arkadaşlar? Ya yukarıya döneceğiz ya sağa döneceğimiz için, öyle değil mi? Kaç seçeneğimiz var şimdi bizim burada? Yine iki seçeneğimiz var arkadaşlar. İki yol daha seçiyoruz. Artık buradan sonra, öyle değil mi? Bundan sonra diyelim ki yukarıya gittik. Yukarıya gittikten sonra arkadaşlar karşımızda kaç seçenek kalacak yine? Bakın şuradan sadece sağa gidiş olduğu için bir seçenek var. Onu yazmıyorum. Buradan devam ettik şimdi. Buraya geldiğimizde de yine aşağıya ya da sağa olmak üzere iki seçeneğimiz var. İkisinden birini seçtiğimiz için yine 2 ile çarpıyorum. Artık buradan aşağıya da gitmiş olsak, buradan sağa da devam etmiş olsak burası bizi nereye çıkartacaktır? Direkt B noktasına. Aşağı gelmiş olsak tek gidiş yönü sağa olacağı için yine tek yön kalacaktır. Yeni bir sayıyla çarpmamız gerekmemekte. Yani buradan da yine B noktasına çıkmış olacağız arkadaşlar. Demek ki kaç farklı yoldan gidebiliyormuşuz A'dan B'ye? 2'nin 5. kuvveti kadar farklı yoldan, yani 32 farklı yoldan gidebiliyormuşuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şekildeki 10 balon tek tek bulundukları yerden kaç farklı şekilde patlatılabilir? Hepsi tek tek patlatılacağı için yani üstten birisini patlatmayacağız. En aşağıdan başlayarak yukarı doğru gideceğiz. Tabii şunu tek başına patlatabiliriz. Yani şu kırmızılara ulaşmak için önce bunları patlatmamız gerekiyor. Şu mavileri patlatmamız gerekiyor arkadaşlar. Ortadan bir yerden de patlatma yapmayacağız. Tek tek aşağıdan yukarıya doğru gideceğiz. Kaç farklı şekilde bu patlatma işlemi yapılabilir demiş. Yine tekrarlı permütasyon sorusu aslında. Ben diyorum ki şu kırmızılara ulaşmamız için öncelikle şuraya kadar olan kısmı elemeye çalışalım.
Yani elimizde sadece bu olsun ve buradaki 7 balon olsun arkadaşlar. Bunlar aynı sırada olduğu için aynı sıradaki balonları sanki tekrarlı permütasyondaki aynı harfler gibi düşünelim. Yani mesela ben buraya 1 desem, 1 desem, 1 desem, 1. Buraya da 2, 2, 2 desem, şuraya da 3 desem. Yani sanki elimde 4 tane 1, 3 tane 2, 1 tane de 3 ile kaç farklı 8 basamaklı sayı yazabilirim gibi bir soru var diye düşünelim arkadaşlar. Zaten buraya kadar olanları patlattıktan sonra bunları tek türlü patlatabilirim. Önce bunu patlatırım, daha sonra da diğerini, üsttekini patlatırım. Şuradaki sıralamamızı bir yapalım. Ne diyeceğiz? 8 faktöriyel bölü 4 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel diyeceğiz. Tekrarlayanları bölüyoruz. 8, 7, 6, 5 bölü 3, 2, 1 gelmiş olacak arkadaşlar. 6'lar gidecek. 5 kere 8, 40, 40 kere 7'den 280 farklı şekilde bu noktaya ulaşabiliriz arkadaşlar. Bundan sonra tek durumda zaten önce bunu patlatırız, daha sonra bunu patlatırız. Buradan 280 farklı durum gelmiş oldu. Şimdi ikinci duruma bakıyorum arkadaşlar. Diyorum ki şunu hiç katmadan bu sefer bunları yapmaya çalışsam. Bunları yapmaya çalışsam yani şuraya kaç farklı şekilde ulaşabilirim? Bu sefer hareket noktam yani ulaşmam gereken yeri bakın arkadaşlar şurası gibi düşüneceğim. Neden? Zaten şuraya kadar ulaştığım durumları az önce saymıştım arkadaşlar. O zaman elimde şimdi 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 tane 1 var arkadaşlar. 3 tane de 2. Bu noktaya ulaştıktan sonra hiç bunu araya katmadan direkt şunu patlatacağım. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Ve burada şu ikisinde arasında sıralama yapacağım. Şimdi şunu bir yapalım. Buradan ne gelir? 7 faktöriyel bölü 4 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel. Yani 7, 6, 5 bölü 3, 2, 1'den 35 farklı durum gelmiş olur arkadaşlar. Bakın 35 farklı durumda ben bunları patlattım şuradaki balonları. 35'ten sonra dediğim gibi şununla olan durumları zaten saymıştım. Onun için direkt bunu patlatıyorum. Yani öne bunu alıyorum. Bunu da patlattıktan sonra elimde sadece şu üstteki iki balon kalıyor. Önce o zaman bu iki balon varsa ya önce soldakini patlatırım sonra sağdakini ya da önce sağdakini sonra soldakini patlatırım. Yani kaç farklı durum gelmiş olacak? İki farklı durum da oradan gelmiş olacak. 35 çarpı 2'den 70 durumda buradan gelmiş olur arkadaşlar. 280 durum buradan, 70 durum buradan toplam 350 farklı şekilde buradaki patlatma işlemini yapabilirmişiz arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Öncelikle şunları hiç düşünmedim. 4 buradan, 3 buradan, 1 buradan bu 8'ini patlattım. Daha sonra zaten bunları tek türlü patlatabilirim. Önce bunu daha sonra bunu dedim. Daha sonra şunu araya katmadan bunları üzerinden yaptım. Tabii ki bunları yaparken önce şu 7 balonu değerlendirdim. Bunları patlatmalıyım ki daha sonra bunu patlatmalıyım. Yani buradaki az önceki yaptığım durumla fark bunlarla şunun arasına şuradaki sağdaki balonu almamış oldum. Önce bunu patlatmış oldum yani. Buradan kaç durum geldi? 35. Daha sonra hemen bunu patlattım. Bu gitti. Elimde şuna A balonu diyeyim. Buna da B balonu diyeyim. 2 balon kalmış oldu. Bunları da 2 faktöriyel şekilde patlatabilirim zaten. 35 çarpı 2'den 70 durumda buradan geldi. 280, 70 daha 350 farklı şekilde balonları patlatacağımı bulmuş oldum arkadaşlar.